Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nuru Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan yumuşacık, içi sulu sulu, pofur pofur kabaran, lezzetine doyamayacağınız sodalı köfte tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Köfte yapımında kullanacağım malzemeler şunlar. 500 gram Dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı soda, 1 çay bardağı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı karabiber. Garnitür için 7 adet sivri biber, 3 patates 1 adet soğan, çok az maydanoz. İlk olarak yoğurma kabımızın içerisine soğanımızı rendelemekle başlıyoruz. Soğanımızı güzelce rendeledik. Gördüğünüz gibi acı suyu çıktı. Bu suyunu sıkıyoruz. Köftemizin içerisine koymuyoruz. Daha sonra rendenin ince tarafıyla sarımsakları da rendeliyoruz. Sarımsakları rendeleme işi bittikten sonra kıymamızı içerisine koyuyoruz. Kıyma dana döşünden ve iki kere çekilmiş olacak. İçerisine bir çay bardağı galeta unu ekliyoruz. Dilerseniz sizler ekmek kırıntısı da koyabilirsiniz. Her ikisi de olur. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz. 1 çay kaşığı da kimyon ekliyoruz. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. 1 çay bardağı da sodayı ekliyoruz. Bütün malzemelerimiz bunlar. Bunları kattıktan sonra güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sizler eğer dilerseniz baharat miktarını çoğaltabilirsiniz. Ben pul biberi tatlı kullandım. Sizler eğer arzu ederseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben köftenin içerisine galeta unu kullandım. Sizler isterseniz bayatlamış ekmeklerinizi kurutarak blenderdan geçirerek toz haline getirip o şekilde de kullanabilirsiniz. Böylelikle bayat ekmekleriniz de değerlenmiş olur. Köfteyi 5-10 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum. Köfteyi alıyorum, yoğurma kabının içerisine süratli bir şekilde atıyorum. Böylelikle köftenin bütün lezzetinin birbirine geçmesini sağlıyorum. Yeterince yoğrulan köftelerin üzerine sera freş geçiriyorum Ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirmeye bırakıyorum İsterseniz köftenizi bir gün önce de hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz Öyle daha lezzetli ve daha güzel oluyor Köfte harcı dolapta dinlenirken ben de bu arada garnitürlerini hazırlıyorum İlk olarak patatesleri ince ince doğruyorum ve kızartmaya hazırlıyorum. Daha sonra kuru soğanı ay şeklinde doğruyorum. Yapışmış olan bölümlerini birbirinden ayırarak tabağa koyuyorum. Maydanozları ince ince doğruyorum. Ve onları da kuru soğanların içerisine koyuyorum. Tabii ki köftenin olmazsa olmazı kuru soğan. İnce ince doğradığım patateslerin içerisine tuzu koyuyorum. Bu arada da tavayı ocağa koydum. Yağı kızdırıyorum. Kızmış olan yağın içerisine patatesleri atıyorum. Ve bunları da güzel bir şekilde kızartıyorum. Ben köftenin yanında patates kızartmayı tercih ettim. Sizlere eğer arzu ederseniz pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Patatesler güzel bir şekilde kızardı ve artık alıyorum. Altın sarısı rengine döndüğü zaman pişmiş sayılır. Daha sonra aynı yağın içerisine biberleri atıyorum. Biberleri de çok az bir şekilde alt üst kızartacağım. Kızaran biberleri de alıyorum. Bunlar da garnitür olarak köftenin yanına çok güzel yakışıyor. Bir saat boyunca dolapta bekleyen köfte harcını çıkartıyorum. Kenara alıyorum ve köftemize artık şekil vermeye başlıyoruz. Elimi çok az ıslatıyorum. Köfte harcından cevizden büyük bir parça alıyorum. Avucumun içerisinde güzelce sıkıyorum. Daha sonra parmaklarımla bastırarak şekil veriyorum. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Köfte harcından cevizden büyük bir parça alıyorum. Avucumun içinde sıkıştırıyorum. Yuvarladıktan sonra parmaklarımla bastırıyorum. Bütün köfte harcının hepsini bu şekilde hazırlayıp tabağa koyuyorum. Artık köftelerimiz kızarmaya hazır. Tavanın içerisine çok az yağ koyuyorum ve kızdırıyorum. Ve köfteleri birer birer içerisine koyuyorum. Bu arada ocağımızın altı tam açıkta olacak kesinlikle kısık ateşte pişirmeyin. Öyle olursa yağını çeker. Bu köftenin tadı gerçekten çok güzel oluyor. Sizler de yapıp denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Bir tarafı kısardıktan sonra köfteleri çeviriyorum. Köfteleri kontrollü bir şekilde pişirin. Pişme süresi oldukça kısa. O yüzden ocağın başından ayrılmamanızı tavsiye ederim. Köftelerin diğer yüzü de pişti. Gördüğünüz gibi kabarık kabarık oldukça da güzel köfteler oldu. İçleri de oldukça sulu. İsterseniz köftenizin harcını bu şekilde hazırlayıp mangalda da pişirebilirsiniz ya da ızgarada da pişirebilirsiniz. Hepsi de olur. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Tadı da gerçekten muhteşem oluyor. Eminim sizler de denedikten sonra favori tariflerinizi arasında yerini alacaktır. Tarifimi tüm detaylarıyla elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca püf noktalarını da anlatıyorum. Ancak aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaptığımız bu köfte gerçekten çok güzel ve lezzetli bir köfte oluyor. İsterseniz köfte harcınızı hazırladıktan sonra köftelere şekil verip difrizinize de saklayabilirsiniz. Difrizden çıkartır çıkartmaz daha buzu erimeden eğer tavaya koyarsanız böylelikle suyunu da içerisine hapsetmiş olursunuz daha lezzetli olur. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Köftelerimizin hepsini kızarttık. Köfte yağının içerisine dilimlemiş olduğumuz ekmekleri koyuyoruz. Kalan yağla birlikte ekmekleri kızartıyoruz. Bu ekmeklerin tadına da doyum olmuyor. Köftenin yanında da muhteşem oluyor. Ekmekleri de kızarttık. Artık köfteleri sizler için sunuma hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi köfteler, patatesler, biberler soğanlar ve ekmek servise hazır. Bu şahane tarifi hiç zaman kaybetmeden hemen deneyin. Bu köfteyi yaptıktan sonra bir daha asla dışarıda köfte yemeyeceksiniz. Çocuklarınızın da bayılacağı lezzetli bir köfte. Tarifim bu şekildeydi. Bu tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.